Mersin'in Silifke ilçesinde emekli ziraat mühendisi Mustafa Levent tarafından yetiştirilen, ana vatanı Güney Amerika ve Hindistan olan meyvelerin kralı ve kraliçesi olarak adlandırılan guava meyvesinin hasadına başlandı. Benim kendi şeyim orada. Hadi! Guavanın kilosu 15 liradan alıcı buluyor. Birçok tropik ve subtropik meyvenin yetiştirildiği Silifke'de 10 yıl önce guava fidanlarını toprakla buluşturan ve Türkiye'nin ilk guava üreticisi olan Levent, yaklaşık 12 ton ürün elde etmeyi hedefliyor. Bu ürünlerin hasadına başlayan Levent, meyvenin özelliklerinden ve kullanım alanlarından söz etti. Guavanın dünya genelinde 110 çeşidinin bulunduğunu, kendisinin de 14 farklı çeşit guava ürettiğini belirten Levent, "Bahçem Türkiye'de ilk olduğu için gelecekteki yetiştiriciler için örnek bir bahçe konumunda. Narenciyeden mutlu olamadığımız için değişik arayışlara girdim ve bu meyveyi buldum. Yetiştirilmesi kolay ve kaliteli bir meyve. Şu anda 1000 ağacım var. Fidanı da kendim yetiştiriyorum ve insanlara parasız olarak fidan dağıtıyorum. İstiyorum ki ülkemizde bu güzel meyve kazandırılsın ve gelecekte meyve suyu sanayisi için çilek kadar değerli olsun," dedi. Bir 10 senedir guava üzerine çalışıyorum. Elimde 14 çeşit guava var. Bunların erkenci, orta geççi ve geççi olarak sınıflandırdık. Bu bize hasat periyotunu uzatmamızı sağlıyor. Hemen hemen Kasım'ın ortalarına kadar, 1 Eylül'den başlayıp Kasım ortalarına kadar hasata devam ediyoruz. Guavanın tamamen doğal bir ürün olduğunun altını çizen Levent, guavanın dünyada en çok sevilen meyve suyu maddesi olduğunu, bu ürünün kemoterapi alan insanlar üzerinde de olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi. Guava meyvesinin gıda ve kozmetik sanayide yaygın olarak kullanıldığını vurgulayan Levent, likopen oranı yüksek olan meyvenin kanser türüne karşı koruyucu olduğu gibi birçok hastalığa da iyi geldiğinin yapılan araştırmalarla kanıtlandığını belirtti. Anti-aging özelliğinden dolayı hücre yenileme özelliği var ve bunun için doktorlar gelişimi yavaş bebeklere tavsiye ediyorlar. Bir de işte internetten insanlar görüyor meme ve prostat kanserine iyi geliyor diye. Onun için arıyorlar. Tabii biz bir ilaç olarak bunu tavsiye etmiyoruz. Şeker hastaları için laboratuvar araştırmaları var. Sabahları aç karnına yiyen şeker yiyen insanlar kan şekerlerinin düzenli olduğunu ifade ediyorlar. Likopen oranı çok yüksek olan bir meyve. Diğer vitaminleri de içerisinde mevcut.